Siz eğer o dış sesleri dinlemiş olsaydınız belki bu evlilik olmamış olacaktı. Biz o dış sesleri dinlemiş olsaydık, evlendikten sonra da dinlemiş olsaydık bizim hem ailemiz zarar görmüş olacaktı hem de belki biz hiç evlenememiş olacaktık. Yani bu dış seslerin insanların birbirlerini duymalarını nasıl engel olduğunu, nasıl iletişim kurmalarını engel olduğunu bir uygulamayla göstermek istiyorum. Şimdi ben sizin gözlerinizi kapatacağım ikinizin de ve birbirinizi duymanızı sağlayacak tek bir ses vereceğim. Atlas. Şu. İkiniz de gözleriniz kapalıyken böyle. Bu sizin evlilik hayatınızdaki iletişim diliniz. Nasıl ya? Bundan mı konuşuyor? Bunu duyabilecekler mi ya? Bunu duyarak birbirlerini başka bulacaklar bir şey ama ben dışarıdan dış ses vereceğim. Orkestra bize burada yardımcı olacak. Evet. Biz... Şimdi bunu... Ses çıkmayabilir. Şöyle yapsalar mesela. Ya onu bunu yapacaklar. Atlas gel. Evet, şimdi... Gel. Dokunma gel. Yanıma gel. Atlas sen bana bırak. Atlas gel. Gel buraya. Gel abi gel. Ben. Bir şey söyleyeceğim gözlerini, ama bak. Gözlerini bağlıyorum. Evet önce gözlüğünü alalım mı? Ha? Gel sen bana. Ulan, gel bana sen gel görüyorum. Bana. Görmüyorsun değil mi? Atlas. Sıkı sıkı Atlas. Bağlayalım. Düşmeyecek. Annem babanın gözlerini bağlıyorlar. Şimdi bir test yapacağız onlara. Ama korkma tamam mı? Sen bendesin, okey. O alttan görüyor. Tamam. Ben onu hayır, biliyorum alttan. Görmüyor musun? Görmüyorum. Ver gözlüğü. Evet, Fadili'nin ve Emrah'ın gözlerini bağladık. Bakmıyorsun değil mi? Şimdi Dilek onlara evet. Şimdi ben onları, yapıyorum. Bak burası bizim hayatımızın konumları olmuş olacak. Şimdi ben sizi bir konumlandıracağım önce. Şimdi hayatın hep böyle farklı yerlerinde konumlanırız. Evet. Bazen bu konumlar istemediğimiz yerler olur, bazen istediğimiz yerler olur. Dışarıdan o kadar ses gelir, o kadar gürültü olur ki biz bazen birbirimizi duyamayız. Şimdi ben sizden şunu isteyeceğim. Ellerinizi ovuşturarak birbirinizi, bak bu sesi takip edip birbirinizi bulmanızı isteyeceğim. Tabii orada orkestra. Evet. Emrah şöyle elleri ovuştur. Bulabilecek misin bakalım kanka? Ovuştur sıkı sıkı. Çok ovuştur seni duysun. Bulabilecek misin bakalım kanka? Konuşmak yok. Ovuştur, bakalım. Sadece ellerini ovuşturma sesiyle. Sesi takip et. Sesi bulmaya çalışacağım. Bakalım bulabilecekler mi? Ses mes çıkarmayın. Müziği tamamen kısalım. Çok az kal. Aha da buldular. Ay canlarım benim ya. Harikasınız. Ama ben bir şey fark ettim. Bak buldular. Söylemek istiyorum bak. Dur. Kamerayı da göstermek istiyorum. Dur aç bir. O ses yakınlaşınca. Yok şöyle. Fadile. Fadile herhalde seni kaybetmemek için ellerini şöyle çırp bak. Fadile biraz da. Şimdi ilk başta müzik sesi yüksekken birbirinizi duyabildiniz mi? Evet. Duyamadınız. Müzik kısıldıkça sesi kulağınıza gelmeye başladı evet. Değil mi? Evet. Ve ses, müzik burada tamamen kısılınca siz birbirinizin sesini duydunuz. Yani bu ses i̇şte ne demek? Çiftler, bu dış ses mi? İşte çift el alem. Aynen öyle. Yani bu hayat, bu bir iş hayatında olur, evlilik hayatında olur. Bu çocuğunuzu yetiştirdiğiniz süreçte olur. Hayatınızla ilgili bir karar alırken olur. Evet, evet. Şimdi dış sesler hep vardır. Herkesin bir fikri vardır. Evliliğine dair, çocuk büyütmene dair, seçtiğin okula dair, seçtiğin işe dair. Bizler bu dış sesleri dinlediğimiz zaman işte eşler birbirini duymuyor. Bugün Türkiye'de yaşanan birçok problemin, birçok sorunun, birçok sıkıntının nedeni eşlerin dış seslere çok fazla kulak verip birbirlerini küçük duymamalı. Küçük bir hikaye anlatabilirim. Tabii ki. Çok kısa. Tabii ki. Kurbağalar, belki bilindik bir hikaye de olabilir. Kurbağalar arasında bir yarışma yapmışlar. Kurbağalar toplanmış, çok yüksek bir kuleye tırmanacaklar. Yarış başlamış, etrafındakiler diyorlarmış yapamazlar, edemezler. Çıkamazlar buraya. Yarış başlamış. Bu dış sesleri duyanlar yavaş yavaş dökülmüş. Yani elene. En son bir tane kurbağa zirveye çıkmış. İndiğinde sormuşlar. Demişler sen bu kadar zorluğu nasıl aştın? Nasıl kazandın? Bu kadar millet engel olmasına rağmen. Anlamışlar ki o kurbağa sağır. Duymuyor. Ya demek ki gerçekten öyle. Evet, evet. Sağır olursak evet. Kendi kapasitemizi, kendi potansiyelimizi yaşarız. Başkası ne diyecek dediğimiz zaman evlilikler yıkılır. Genellikle evliliklerde yatak odasında karı koca baş başa olmaz.
10-15 kişi adamın tarafından, 20-25 kişi kadının tarafından gerilir, kavga olur, savaş olur. İnsanlar başkalarını memnun etmekten ne yapmazlar? Birbirine vakit ayıramazlar. Ama ben şunu hiç unutmayacağım, gözümden gitmeyecek. Fadil Hanım da öyle yapması var. Fadil Emrah bulsun diye valla ateş çıkaracaklar. Öyle bir şey var. O sesler bence sadece evlendikten önce değil, sonra da duymamamız gerekiyor. Çünkü biz mesela farklı olduğumuz için çok fazla şey duyuyoruz. Yani evet. Çok şey bir olduğu de sizin için tabii aynı durumunuz daha sıkıntılı. Farklı bir ülke. Tabii. Yani evet. Biz kendi içimizde Türk vatandaşın arasındaki farklılıklarda bile kabullenmek çok zorlanırken seninki tamamen farklı bir ülke, farklı bir kültür. Bir de mesela hani kızların, kadınların anne ve babaları daha tedirgin olurlar. Bir de hani sizi burada yaşamış olduğunuz ülkeden bambaşka bir ülkeye gönderiyorlar. Kültürlerini bilmiyorlar, huylarını bilmiyorlar, suylarını bilmiyorlar. İşte burada dengede kalmak, yani karı kocanın birbirinin sesini duyarak, birbirinin nabzını dinleyerek, birbirini anlayarak dengede kaldıkları zaman hangi ülkenin vatandaşı olursanız olun, tabii senin de dediğin gibi duygular ve düşünceler birleştiği zaman, ortak noktada buluştuğu zaman orada huzur da olur, mutluluk da olur. Böyle üç tane çocuk da olur. Yeni kalanları boş. Evet, Fatih evet, arkadaşlarından evet falan Emrah'la böyle evlenme kararı aldığın zaman özellikle kendi vatandaşın olan arkadaşlarından mutlaka vardır burada Kamerunlu. Seninle birlikte öğrenci arkadaşların. Onlardan mesela oldu mu böyle hani evlenme, ne yapıyorsun, biz buraya okumaya geldik. Evet, bir tane var. Aslında Emrah tanımadığı için bunu söylüyordu. Ama Emrah tanıdıktan sonra yani bu iyi bir adam dedi. Çünkü beni tanıdığı zaman ben hiç kimseyle zaten arkadaş falan olmadım. Sadece o vardı. Hem benim arkadaşım hem de benim sınıf arkadaşımdı. Öyle yani yok nasıl böyle bir şey yapabilirsin, tanımıyorsun, daha 3 ay sonra nasıl evlenebilirsin falan dedi. Bir de benim yurt arkadaşımla biraz karşı çıkmışlar. Böyle biraz zaman geçirin falan demişler. Ama ben ne bileyim, adamı konuşarak evet, anladım, anlamaya çalıştım. Baktım ki iyi bir adam, neden olmasın? Evet. Zaten hemen ailesine götürdü bana. Ailesi yemedi diyor. Aslında götürdü, aynen. Gönül gözüyle bakmışlar. Çok kısa süre diyor ya, evet. Bizim de, benim de, biz hemen hemen herhalde aynı dönemlerde evlendik. 2018 misin evliliğinizde? Evet. 2018 işte, biz de 2018'inde evlendik. Ben de mesela, benim de başımdan daha önce iki nişan geçmişti. Ben de ondan sonra dedim ki ben bir de hayatım boyunca evlenmem. Artık evde rafa kaldırıyorum. İki tane yeğenim var. Çocuk özlemini de zaten onlarla atıyorum. Ben bir daha evlenmem dedim. O sırada işte Buse'yle tanıştık falan. Buse de dedim ki tanıştım hemen evlenmem lazım. Ama zaten çünkü şey vardı ya, bak hayırlı iş uzatılmaya gelmez. Uzayınca olmuyor hemen doğru, böyle. Doğru.